Esselamu Aleyküm kardeşler. Bugünkü emsile dersimizde mayen ma yansuru, la yansuru ve sıralarını işleyeceğiz. Tabi geçmeden önce daha önce işlediğimiz sıraları hızlıca bir tekrar yapalım. Nasara'yı öğrendik. Nasara fiili madi manası yardım etti. Yensuru fiili mudari manası yardım ediyor. Nasran mastar gayri mimi manası yardım etmek. Nasirun ismi fa'il yardım eden. Mensurun ismi mef'ul yardım edilen. Lem yensur cehdi mutlak yani fiil-i cehdi mutlak yardım etmedi. Geçmiş zamanda unutmuyoruz. Lem ma yensur cehdi mustağrak henüz yardım etmedi. E, bu derste ise ma yensur sahasına geçmiş olduk. Şimdi tabi e, sizler de bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Benim e, burada zikrettiğim gibi. E, sıraların kendisini, isimlerini, sahanın ismi ve anlamıyla beraber e, bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor ki tam bir şekilde öğrenilsin. Şimdi ma yansuru e, gördüğünüz gibi ma yine fiil mudarinin üzerine dahil olmuş. Yani... Şunu demek istiyorum. Yine fiil-i mudari üzerinden bina edilen bir sığa. Zaten söylemiştik. Fiil-i mudari çok çok önemliydi. Çünkü MC'deki birçok sığa fiil-i mudari üzerinden bina ediliyor. Zaten iki tane fiil-i mudari üzerinden bina edilen iki sığa işledik. Biri lem yansur diğeri lemma yansur. E, şimdi ise ma yansuru, la yansuru, len yansuru. üçü de, bakın üç sığa da fiil mudari üzerinden bina ediliyor. Yansuru fiil-i mudari'nin üzerine bir ma harfi dahil olmuş. Peki ne tür bir değişiklik yapmış? Manaciyetinden Zira sıramızın ismi Fiali mudari nefi hal Nefi hal Halin yani şimdiki zaman Hal demek şimdiki zaman demek Şimdiki zamanın olumsuzu Nefi Olumsuz demek nefi hal Halin olumsuzu şimdiki halin olumsuzu Yani Ma yensuru kısacası Yensurunun olumsuz hali Tabi yensurun iki mana delalet ettiğini söyledik. Birincisi şimdiki zaman hale delalet eder. Yani yardım ediyor. Bir de istikbale delalet eder. Yardım edecek. Tabi fiil-i şimdiki zamana delalet eden halinin yardı yani yardım ediyor anlamına gelen Yensuru kalıbının ma yensuru sırasına uyarladığımızda ee, bu kalıp yensuru kalıbının olumsuzu oluyor. Yani mayensurun anlamı yardım etmiyor. Yensur yardım ediyor. Mayensur yardım etmiyor anlamındadır. Tabi sağımızın ismi dediğimiz gibi nefi hal. Şimdiki halin olumsuzu. Bir de şuraya dikkatinizi çekeceğim. Bir önceki derste görmüş olduğumuz lem yensur ve lem mayansur sırası. Şimdi lem yansur ve lemma yansur tabi lem lemma ikisi bir harf lem ve lemma harf fiil mudarın üzerine dahil olmuşlar ve bunları geçmiş zaman manasında çektiğini zaten söylemiştik. Artı olarak son harfi cezmetmişler. Bakın fiil mudari sırası üzerinde bir değişiklik meydana getirmişler. Zira normalde yensuru şeklinde ötüreyle ile söylemeliydik fiil mudaride asıl olan son harfin ötürü olmasıydı. Ama lem lemma ne zamanki dahil oldular? fiil-i sonunu cezimli bir şekilde okumamızı sağladılar. Fakat burada ma ve la harfleri ki bir sonra işleyeceğimiz la harfi ikisi de fiilin bu üzerinde hiçbir değişiklik meydana getirmezler. O yüzden mesela bir fiili nefi hal sırasına uyarlamak istiyorsak tabi fiil madi sırasındaysa önce mudariye çeviririz. Zaten mudari ise sıkıntı yok. Başına sadece ma harfini. E, ekliyoruz. Mesela yensuru, mayensuru. Bakın hiçbir değişiklik yapmıyoruz. film mudari üzerinde. Demek ki mayensuru manası yardım etmiyor. Tabi e, emsiledeki diğer muhtelif sıralarda olduğu gibi bu da binası malumdur. Kimin yaptığı bellidir. Müfrettir. Bir kişiye delalet eder ferde. Ferde bir kişiye delalet eder çoğula değil. Zira mayensuru o yardım etmiyor. Onlar yardım etmiyorlar gibi bir manaya gelmiyor. Cem'e yani çoğul manası da gelmiyor. Müzekkerdir, erkek içindir ki zaten e, söyledik emsili muhtarife de tüm sıraları bu şekilde öğreneceğiz. Sonra emsili muhtaride de e, farklı çekimlerini göreceğiz. Aynı zamanda gaiptir yani muhatap için değil. Yani sen yardım etmiyorsun, etmiyorsun, yardım etmiyorsun gibi bir mana gelmiyor. O yardım etmiyor, yardım etmiyor. Gaip içindir, üçüncü kişi içindir. Evet. Şimdi bir de la yensuru var. La yensuru sığamızın ismi fi'ali mudari nefi istikbal'dır. Nefi istikbal. İstikbal gelecek zaman anlamında zaten. Türkçe'de de istikbal şeklinde kullanılıyor. İstikbal gelecek demek. Nefi istikbal geleceğin olumsuzu. Nefi kelimesi zaten olumsuzluk anlamındadır. Nefi istikbal gelecek zamanın olumsuzu. Yani zaten dedi ki fi'li mudari yensuru olumlu olarak Şimdiki zamana bir de gelecek zamana delalet eder. Yani yensuru manası yardım ediyor ve yardım edecek. Bu la yensuru fiil-i ni mudarinin gelecek zamana gelmiş olduğu halinin yani yardım edecek sığasının olumsuz halidir. Zira la yensuru manası yardım edecek. Hangi zamanda? Yani fil istikbali gelecek zamanda yardım edecek. Anlamını taşır. Şimdi burada ee, kesinlikle karıştırmayalım. Mayansur yardım etmiyor, Mayan yardım etmeyecek. Bir şimdiki zamanın olumsuzu mayen suru şimdiki zamanın olumsuzu La suru da olumsuz ama gelecek zamanın olumsuzudur. Bu da yine diğer bütün emsile sıralarında olduğu gibi binası malum kimin yaptığı belli. Yani daha doğrusu bu fiili meydana getiren veya get getirmeyen kişi kimin yaptığı belli ki onu diyoruz. Yani fiili kime nispet ettiğimiz belli fail kimin yaptığı belli. Zira layen suru o yardım etmiyor ona yardım edilmiyor şeklinde meçhul bir sıra değil. Yardım etmiyor anlamına geliyor. Aynı zamanda müfrettir, ferde bir kişiye delalet eder. Müzekkerdir, erkek içindir, müennes için yani bayan için değildir. Ee, diğer bütün sıralarda da olduğu gibi ve gayb içindir. Üçüncü kişi için layın soru o yardım etmiyor. Yardım etmiyorsun olsaydı bu muhatap için olacaktı. Ama layın soru muhatap için değil. Gaib içindir. Ya harfi zaten mudara harflerinden ya harfi gaib'e delalet eder. Evet. Gelelim diğer bir sıra len sure. Len sure. Len surenin manası yine yardım etmeyecek. La yensuru manasında. Şimdi tabi bu sıramızın ismi şu şekilde meşhur olmuş. Genellikle emside kitaplarında fil mudari tevkidi nefi istikbal tekidi nefi istikbal. Bakın nefi istikbal kısmı zaten her ikisinde de aynı. Yani la yansuruda da nefi istikbal dedik. Len yansurada da nefi istikbal dedik. Sadece tekit kelimesini ekledik. Tekit ne demektir? Tekit bir şeyi kuvvetlendirme. Bir şeyi güçlendirme anlamındadır. Yani len yansure tekidi nefi istikbal Buradaki tabire göre sığanın bu ismine göre lenyen sürenin manası asla yardım etmeyecek. Kat'a yardım etmeyecek. Kesinlikle yardım etmeyecek gibi manaya gelmiş olur. Tekidinefi nefi istikbal ismini verirsek yani tekid bu demek zaten güçlendirilmiş bir mana. Şimdi layan sure yardım etmeyecek. Tamam. Lenyen sure asla yardım etmeyecek. Kat'a yardım etmeyecek. Fakat bu görüş genel olarak nahivcilerin kabul ettiği bir görüş değildir. İbni Hişam el Ensari'ye göre ki Nahiv ilminde e, ki e, yani kısacası şöyle söyleyeyim daha doğrusu Arapça ilmindeki büyük imamlardan biridir. Arapça ilminin büyük imamlarındandır. İbni Hişam el Ensari diyor ki len harfi len harfi yalnızca nefi istikbal içindir. Bitti. Tekidi nefi istikbal değil. Sadece nefi istikbal. Yani la yansuru yardım etmeyecek demekse len yansura da aynen yardım etmeyecek anlamındadır. Bu genel olarak ehl sünnet olan nahi ulemasının da görüşüdür. Ha bir de şu görüş de var. Şimdi diyebilirsiniz ehl sünnetle ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Ee, tabi el sünnet meselesiyle bu mezheplerle alakasız olarak len harfinin tekit manasına geldiğini iddia edenler de var. Ama bunlar e, bu görüş de var Araplarda. Fakat lenin tekit manasına gelmediği sadece mutlak olumsuz anlamına geldiği görüşü daha sağlam. Şimdi muteziyle muteziyle ısrarla len harfinin tekit manasına geldiği görüşünü savunuyor. Özellikle bu görüşü savunuyor. Peki niye savunuyor? Yani bunun mutezine ne faydası var? Çünkü Şöyle bir faydası var. Mutezile'nin bir itikadı şudur. Allah subhanehu ve teala hiçbir şekilde görülemeyecek diyorlar. Yani ahirette de olsa, dünyada da olsa görülemeyeceğini savunuyorlar. Bununla alakalı ayetleri ve hadisleri tahrif ediyorlar. Manalarını farklı şekillerde aktarıyorlar. Şimdi, e, peki bunu söylerken... Mesela Allah'ın kesinlikle görülemeyeceğini iddia ederken kendilerine bir ayetten hüccet getiriyorlar mı? Evet. Len terani. Allah ve teala. Daha doğrusu Musa aleyhisselam. Allah Subhanahu ve teala'yı görmek isteyince Allah celle celalu len terani diyor. Len terani. Beni göremezsin. Beni göremeyeceksin. Şimdi burada len terani kalıbı. Bakın len e, fiili Mudari'nin başına gelmiş. Tabi oradaki T e, harfi. Hani dedik ya Mudari eğer Ya harfiyle gelirse üçüncü kişiye devlet eder. Mesela Yensur'u o yardım ediyor. Tensur sen yardım ediyorsun. Ya da Ensur ben yardım ediyorum. Nensur'u biz yardım ediyoruz. E, burayı da hani konu açılmışken söylüyorum. Tabii bunu biz emsi Mudaride de öğreneceğiz. Emsi-i de hep Ya harfiyle olan e, çeşidini öğreniyoruz. Şimdi Allah Subhanehu ve teala'nın Musa aleyhisselama söylemiş olduğu len terani kelimesi beni göremeyeceksin. Bu el i sünnet hep böyle bu, bu, şekil mana vururlar. Ki zaten dedik ki Araplarda da meşhur len harfi tekit manasına gelmez. Sadece la gibi nefi istikbaldir. Gelecek zaman olumsuz kılar. Şimdi tabi tekit manasına geldiğini savunanlar yani özellikle bu Araplardan belirli kesimler tekit manasını da kullanıyor olabilirler. Sıkıntı değil. Fakat özellikle mutezile bunun peşine düşüyor. için? Çünkü mutezile gibi lene tekit manası vurulursa ayetteki len teran şu mana gelir. Yani sen beni katiyen göremeyeceksin. Asla göremeyeceksin. Bu mana gelmiş olur. Yani kesinlikle sen beni ne yapamayacaksın? göremeyeceksin. Ve o zaman Mu'tezi de bu ayeti alıyor. İşte bak diyor. Ne şimdi ne gelecek zamanda ve as, asla ve kat'a olarak Allah'ın görülemeyeceği bu ayette açık belirtildiğini iddia ediyorlar. Ama biz ehl sünnet olarak tabii ki hadislerde ve ayetlerde de açıkça bellidir ki Allah subhanehu ve teala ahiret gününde müminlerin ayı gördüğü gibi Allah subhanehu ve teala da her bir müminin her bir mümin tarafından görülecektir. Apaçık bir şekilde görülecektir. Hadislerde bu belirtilmiştir. Peki ayet hakkında ne diyoruz? Len terani oradaki len istikbali olumsuz kılan bir şeydir. Yani sen beni göremeyeceksin. Ya burada kat'i bir görme söz konusu olmadığı için evet Musa Aleyhisselam bu dünyada Allah'ı göremeyecektir. Ama ahirette Allah subhanehu ve teala'yı görme şerefine nail olacaktır. Evet yani mutezden e, iddia ettiği gibi len tekit manası katmıyor. Yani şöyle diyelim özellikle mutezdenin görüşü değil bu. Yani lenin tekit manası da geldi. Mutezdenin görüşü değil len. Hani bu Arapların Arap dili açısından bir ihtilaf. Hani bir takım Arap diyor len sadece e, istikbalin nefi için. Bir kısım diyor tekidi nefi istikbal için. Fakat o nefi istikbal diyenlerin e, hüccetleri daha güçlü. Hatta i̇bn İşam e, bunu bildiriyor. Yani niçin len e, tekit manasına gelmediği ile alakalı bir takım deliller de hem ayetlerden hadislerden deliller de getiriyor. Çünkü mesela len diyor ayette sonra başka bir tekit lafzı da getiriyor ki kuvvetlendirme yapsın. E, halbuki diyor niçin e, bu şekilde yaptı? Eğer lan tek başta tekit manasına gelseydi tekrardan ayet ne yapmazdı? Başka bir tekit lafzı getirmezdi şeklinde. E, Tabi tabii burada bununla çok fazla kafamızı meşgul etmeyelim. Ben şu anda konu açılmışken anlatıyorum yani ek bir bilgi olarak. Zaten e, ileri kitaplarda İbn Neşam'ın kitaplarını okuduğumuzda bunlar karşımıza çıkacak. Kısacası şunu söyleyelim. Ha e, en baştaki cümlem tamamlayalım. Yani lenya suren tekit banasında geldiğini Mutezile orta atmamış. Yani bu görüş bu zaten var. Fakat Mutezile özellikle ısrarla bu görüşün peşine düşenlerdendir. E, bu ayette böyle bir hüccet çıkarıp kendi görüşlerini, kendi o batıl düşüncelerini destekleyebildikleri için. Yani buradan kendilerine bir pay çıkarabildikleri için. Kısacası şunu bilelim. Lenyan surede e, küçük bir ihtilaf var sahi olan görüşte la sure sadece nefi istikbal yani la yansura aynı manayı veriyoruz. Nasıl ki ma yansuru yardım etmiyor. La yansuru yardım etmeyecek. Len sure yine yardım etmeyecek. Ha diyelim ki o diğer görüşe göre söyledik. Tekit manasında dedik. Tekidi nefi istikbal. O zaman len yansure nedir? Asla yardım etmeyecek. Ebediyen yardım etmeyecek manasına gelmiş olur. Bunu da bilelim. Bilgimiz arasında olsun. Şimdi tabi len ek bir özelliği var. Len fiili mudari sahasında bir değişiklik yapmış. Fark edersiniz. Şimdi normalde yansuru ra harfi üzerinde bir damme, bir ötre var. Ama len harfi mudarinin başına dahil olup bakın ötreyi gidermiş ve fetha koymuş. Len yansure aslında yansuru idi. Len geldi len yansure olmuş oldu. Fetha ile söylemiş oluyoruz. Halbuki mavela öyle değildi. Mavela Fiili mudari de hiçbir mana değişikliği e, estağfurullah mana değişikliği yapıyorlar da e, kendisinde şeklinde değişik yapmıyorlar. Yani yen ma geldikten sonra da ma yen veya yen suru la geldikten sonra da yensuru, la yensuru şeklinde oluyor. Ama len öyle değil. Len len dahil oluyor. Fetha kılıyor. Fiili mudari fetha Len yen sure. Bakın burayı çok iyi öğrenelim. Lem lemma. Lem lemma. Filimudari mudari cezmeder. Lem yen sur. Lemma yen ma ve la fiili mudaride hiçbir değişiklik yapmaz. Ma yansuru, la yansuru. Ma yansur yardım etmiyor, la yansuru yardım etmeyecek. Ama len fiili mudaride değişiklik yapıyor. Araplar buna böyle bir özellik vermişler. Len yansure şeklinde telaffuz ediyoruz. Yine yardım etmeyecek. Veya diğer görüşe göre, diğer zayıf görüşe göre elbette yardım etmeyecek. Kesinlikle asla kat'a yardım etmeyecek gibi manalara gelmiş oluyor. Evet. Gelelim örnekleri. Çetebe. Çetebe yazdı. Şimdi tabi e, ilk aşamada olduğumuz için direkt fiili madi alıp mudari e, yani nefi hal uyarlamayalım. Hani direkt ben çetebe ma du bu şeklinde toparlayamayabiliyoruz. Çünkü ben çok talebede rast geliyorum. Bunu ilk başta bu şekilde öğretiyorum. Mesela çetebeyi nefihal sıhhasla uyarla dediğimde mudariye getirmeden direkt ben getiriyor. Mesela ma ketebe diyor veya la ketebe böyle bir kullanım olmaz. Bu şekilde olmaz. Yani şu şey, şu açıdan olmaz. Bizim bu işlediğimiz bu konuya göre olmaz. Şimdi çetebe yazdı. Şimdi nefihal sıhhasla koyacaksam önce fiili mudari üzerine fiili mudari sahası üzerine getirmem lazım. Çünkü ma la len lem lemma bunlar hep nedir? fiil üzerine dahil oluyorlar. Şimdi ketebe fiil yektubu. Hemen ma başına dahil etsem ma yektubu. Yazmıyor. Ketebe yazdı. Yektubu yazıyor. Ma yektubu yazmıyor. La getireyim. La yektubu yazmayacak. Len getirelim. Len yektubu desem hatadır. Çünkü fiili mudari len ne yapar? Fethalar. Mensup kılar. Fethalar. Yani len yektube demeliyim. Len yektubu olmaz. Len yektube de yine Yazmayacak. La yektubu yazmayacak, len yektube yazmayacak. Sayık görüş. Diğer görüşe göre nedir? Len yektube asla yazmayacak manasına gelmiş oluyor. Zehebe diyelim. Zehebe gitti. Önce fiili müdahil esasına getiriyoruz. Burası önemli. Ee, özellikle bu ilk başlayanlarınız müptediler için yani yeni başlangıç yapanlar. Hani direkt ben o sığaya uyarlamak daha zor olabilir kafa karışıklığına sebep olabilir. Bu söylediğim metotla yaparsanız inşallah e, şaşırma oranınız daha az olur. Zehebe'yi önce fiili mudari kalıbına getirelim. he bu. Başına ye getiriyorum. Yevhe bu. Sonunu da ötre. Ma dahi desem e, şimdi zehebe gitti. Yevhe bu gidiyor. Ma yevhe bu gitmiyor. La yevhe bu gitmeyecek. Len yevhebe yine gitmeyecek. Ya da asla gitmeyecek. Diğer görüşe göre. Evet alime. Alime bildi. İlim kelimesi de bilgi demektir zaten. İlim bilgi bu da bu mastardan tabi e, şeydir. Buradaki fil madinin mastarını getirdiğimizde ilmun şeklinde söyleriz. İlim, ilim, ilim e, bilgi manası da, ilim. Alime tabi fil madidir. Artık mastar sahasından çıkmış. Alime bildi. Aynı zamanda geçmiş zamanda çünkü fiil-i madi. Fiili mudariye getirelim. Ya'lemu alime bildi. Ya'lemu biliyor. Ma ya'lemu bilmiyor. Nefi hal. Şimdiki zaman olumsuzu. La ya'lemu bilmeyecek. La ya'lemu bilmeyecek. Len ya'leme yine bilmeyecek. Yahut da asla bilmeyecek. Diğer görüşe göre asla bilmeyecek. E, Tabi nefi istikbal manası sorursak. Len ya'leme nefi istikbal kabul edersek. Bilmeyecek. Tekidi nefis istikbal kabul etsek asla bilmeyecek veya kat'a bilmeyecek, kesinlikle bilmeyecek bu şekilde tekitli söylüyoruz. Şimdi bir diğer fiilimiz darabe vurdu demektir. Darabe fiilini mudari kalıbına getirelim. yedribu. Darabe vurdu, yedribu vuruyor anlamında. Yedri bunun başına ma dahil edelim. Ma yedri bu. Vurmuyor. La dahil etsek la yedri bu. Vurmayacak. Çünkü nefi istikbal. Yine len getirelim. Len yedri be. O da vurmayacak. Tabi yine nefi istikbal olarak kabul edip. La yedri bu manası kabul edersek. Len yedri nedir? Yine vurmayacak demektir. Len yedri be. Bakın sonuna da dikkat edin. Fethalı okuyorum. Len yedri be şeklinde okuyoruz. Ama burada la ma vela ma yedribu la yedribu. Bakın, e, ötre şeklinde vakı olmuş ama len geldiğinde fet fetha yapıyor. Len yedir beyne fi istikbal manası kabul etsek vurmayacak. Bakın, ma bu vurmuyor, la bu vurmayacak len yedir beyne vurmayacak. E, Tabi tekit manasında geldiğini savunan görüşe göre de tekidine fi istikbal anlamına geldiğini savunan görüşe göre de len yedir Asla vurmayacak. Kat'a vurmayacak gibi manaya gelmiş olur. Evet böylelikle liyensur ve layensur sıralarına gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.